Uzunca, yaklaşık 2,5 saate yakın bir sunum yapmıştım e-ticaretle alakalı. Bugün size e-ticareti neden yapmalıyız ya da e-ticaret illaki yapmalıyız diye bir sunum yapmayacağım. E-ticaretin artık yapılması gerektiğiyle alakalı bildiğim kadarıyla hepimiz bilgi sahibiyiz. Ama şöyle başlamak istiyorum. Sonuçta ticaret odaları, ticaret borsaları, başkanlarımız, meclis üyelerimiz, genel sekreterlerimiz burada. Hepimizin bu, benim de TOB'da bir görevim var. TOB'da Ticaret Meclisi'nde başkan yardımcılığı yapıyorum ama ayrıyetten ticaret de yapıyorum. Sizlerde olduğu gibi. Bunu yaparken artık bazı kullandığımız araçların değiştiğini fark ediyoruz. Amaçlarımız hiç değişmiyor. Amaçlarımızın birinci amacımız var. Zaten ticaret yaparken para kazanmak. Fakat kendi kendime yaptığım işle alakalı, evet doğru iş yapıyorsun dediğim bir noktaya geldim. O da şu, çok kısa ondan bahsedeceğim sunuma geçmeden. Sunumu da zaten çok kısa tutabildiğim kadar kısa tutacağım. Sorularınız varsa onları da cevaplayacağım ama. Bir soru soracağım size. Dünyanın en zengin adamını tanıyor musunuz? Biliyor musunuz kim olduğunu? Amazon firması. Jeff Bezos, Amazon.com'un sahibi. Bu adam ne iş yapıyor derseniz, bu adam e-ticaret yapıyor. Yani bugün benim size anlatacağım projenin ne kadar nereye gideceği ya da dünyada nereye geldiğini çok somut bir örneği var. Yaklaşık, ben hala reklamcıyım diyorum ama yaklaşık böyle 22-23 sene önce ticaret hayatına atladığımda böyle matbaa kökenliyim. O zamanlar matbaa kullanıyorduk. Çok ağırlıklı reklam materyalleri hazırlamak için. Elektronik ticaretle uğraşmaya başladığımda onun adı o günlerde sanal ticaretti. Annemle konuşuyorum. Anneme dedim ki anne sanal ticaret yapacağız. Oğlum o işlerin parası da sanal olur dedi. Düşünün. O günlerde insanlar bunu sanal ticaret olarak algılıyorlardı. Fakat bir şeyler sattığınızda elektronik ticaret üzerinden siz gerçeksiniz. Kullanılan yani online olarak gelen siparişin haricinde online başka bir dünya yok. Size kargoyu getiren adam, tüketiciye kargoyu getiren adam gerçek. Ürünü alan gerçek, ürünü satan gerçek. Parayı da gerçek görmek istiyorsanız ertesi gün bankadan çekebiliyorsunuz. Çok basit bir örneğe 2012'de kurduğum sefamerve.com adlı site bugün 525 milyon TL ciro yaptı. Bu geçtiğimiz yıldan bahsediyorum. Değerleme olarak baktığınızda 1 milyar seviyesini aşmış Türkiye'deki iki firmadan bir tanesi. Birisi son günlerde belki biliyorsunuzdur Ali Baba'nın satın aldığı Trendyol.com. Bir tanesi sefamerve.com. Birilerinin kurduğu bir N11 gibi işte platformlardan bahsetmiyorum yalnız. Platformların ayrı bir yapıları vesaireleri var. Bugün size başka bir platformdan bahsedeceğim aslında. Şunu anlatmaya çalıştım. Ben kendi kendime şunu söylüyorum. Diyorum ki evet cidden doğru bir iş yapıyorsun. Doğru iş yaptığımın en büyük ispatı da benim için Jeff Bezos. Bakın bu adam petrol kralı değil. 20 yıldır dünyanın en zengin adamı Bill Gates'ti. Bize donanım satan, Microsoft'un sahibi, işte hepinizin çok yakından ismen zaten tanıdığınız dünyanın en zengin adamıydı. Elektronik ticaret yapan bir adam %160 yıllık büyüme ortalamasıyla böyle otobanda giderken Bill Gates 120-130'da giderken yanından 200 kilometreyle geçti. Bir daha konvansiyonel ticaret yapan birinin yakalayabilme şansı yok. Ben çok açık şunu söyleyebiliyorum bugün. Eğer ki hani ne derler Allah'tan bir mani olmazsa yaptıkları işi düzgün yapmaya devam ederlerse 2 sene sonra ben Türkiye'nin en zengin adamını tanıyorum. Çok yakınımda benim. Elektronik ticaret yapıyor. Yaptığı cirolar, büyüme oranları vesairelere öyle büyük grupların büyüme oranlarına bakıyorum. Yılda %3-4-5 gibi büyüme oranları var. Koçlarda böyle, Sabancılar böyle. Şimdi en zengin insanlar dediğimizde Şahenkler vesaireler, hani Forbes'da bildiğimiz Türkiye'nin ilk 100 zengini dediğimizde şimdi ilk defa bu yıl e-ticaret zenginleri çıkmaya başladı ve bu listelere girmeye başladılar. Dünyada da bu insanlar bir numaraya çıktı. Peki diğer taraftan baktığımızda dünyanın en zengin 10 şirketi dediğimizde bundan 8 tanesi teknoloji şirketi. Hepinizin çok iyi bildiği Facebook, Google vesaire gibi firmalar ilk 8'de yer alıyor. Yani ilk 10 firma içinde 8 tane. O da bize şunu gösteriyor. Artık bir dijital devrimin içindeyiz. Dijitalleşmek zorundayız. Bunu bugün kabul etmezsek yarın zorunlu olarak bize birileri zaten kabul ettirecek. Ondan dolayı biz de yanılmıyorsam Kasım ayı içindeydi.
Sayın Genel Sekreterimizi ziyaret ettik. Böyle projemiz olduğunu, Trakya'nın buna çok uygun bir yer olduğunu, sınırları belli bir alan olduğunu ve buradan da başarı hikayeleri çıkartabileceğimizi söylediğimizde yaklaşık 15 dakika konuştuk. Her kalkınma ajansına sizin gibi genel sekreter nasip etsin Allah diyeyim. Şöyle 15 dakika içinde bizim anlattığımız olayı cidden içselleştirip ben bu projeye destek olurum, hadi başlayalım dedi kendileri. Ve biz son 6-7 aydır Trakya'da olduk zaten. 2 aydır sizlerin de birçok davetinizle odalarınıza gelip orada yaklaşık 400'ü aşkın kişiye eğitim verdik. Önümüzdeki haftada Kırklareli ve ilçelerinde bu eğitimi devam ettireceğiz ve ayın 10 itibariyle sonuçlandıracağız. Sonra da bir sonuç bildirgesi yayınlayacağız size. Bu ekosistem içindeki Trakya'nın yeriyle alakalı. Şöyle yaptığımız bir araştırma da şunu söylüyor. Diyor ki 24 bin civarında şu anda elektronik ticaret yapan Türkiye'de firma sayısı var. Trakya bölgesindeki toplam elektronik ticaret yapan firma sayısı 761. Ve bunların da hepsi belli bir baremin üzerinde değil. Yani 50 bin ve üzeri ciro yapan firma sayılarından bahsediyorum burada. 761 firma e-ticaret yapıyor. Türkiye'de 24 bin var. Trakya'da çok düşük bir rakam var. Fakat bunun birkaç nedeni var. Birazdan orada şeyde sunumda da bahsedeceğim. Hemen aslında sunuma geçeyim dedim ama. Bir saniye. Herhalde çalışıyor. Tamam, Engin Bey çalışıyor. Biraz zor ama. Evet, biraz önce bahsettiğim şeyin aslında bir özeti bu. Dünyada normaller değişiyor. Artık ticarette internet üzerinden şekillenmek zorunda dediğimiz bir kavram. Bizim konvansiyonel ticaret ya da e-ticaret dediğimiz iki tane yoldan sonra üçüncü bir yolumuz daha var. Üçüncü yolumuz ise bu işin daha kolay yapılması. Yani bir firmanın elektronik ticarete başlaması için çok ciddi paralar harcaması gerekiyor artık. Rekabet çok ciddileşti. 24 bin firma arasından sıyrılması, işte İstanbul'da değil bunu